Bizde parlamenter sistem ilkelerini Nisan ayında kamuoyuna sunmuştuk. Bizden sonra diğer Cumhuriyet Halk Partisi açıkladı, işte Deva Partisi açıkladı. Daha önce Gelecek Partisi madde olarak, anayasa maddeleri olarak yazmıştı. Şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in de şeyleriyle, talimatlarıyla zaten biz bütün diğer siyasi partilerin genel başkanları da, muhalefet başkanlarının da talimatıyla bütün hukuk başkanları 2 aydan beri bir çalışma yürütüyoruz. Bizim bu koyduğumuz ilkelerin içinde en gerekli ve en önemlilerini ortak ilkeler haline getiriyoruz. O haftaya bitecek. Sonra da Sayın Genel Başkanlara sunacağız. Zannediyorum Sayın Genel Başkanlar da kamuoyuna açıklayacaklar ortak bir deklarasyonla. Bugüne kadar hem dualarınızla, iyi dileklerinizle desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte zaten Antalya'ya ben, sen yok, biz varız dedik. Biz birlikte yaparız dedik. Öyle yola çıktık bütün arkadaşlarımızla, başkanlarımızla. Ve sonuç aldık hepinizin sayesinde, hep birlikte. Burada beraberce elimizden geldiğince vatandaşların dertlerine derman oluyoruz. İşte bir 9 aylık bir ayrılığımız oldu. Zaman zaman tabii ki bütün vatandaşlarımız haklı olarak siz az önce anlattığınız gibi ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar içerisinde. Ayrıca bir pandemi süreci var. Bu pandemi süreciyle ilgili de esnaflarımız yani daha da zor duruma düşüldü. Ama şimdi bunun yanında mecliste de konuştuk. Bizim bu euro dolardan dolayı 1 milyar 860 bin lira ek bir borçlanma geldi Büyükşehir Belediye'mize. Ama biz her şeye rağmen 2007-2019'a kadar 3 döneme yakın, 2,5 dönem geçiyor. 2,5 dönemde yurt dışı borçlanmada 59,6 milyon ödemişler. Ama biz 3 yılda 53 milyon 600 artı 142 milyon da Türk lirası ödemişiz. Yani biz 3 senede onların neredeyse yani 13 senede ödediğini ödedik. Ama borç yiğidin kamçısı, hiçbir zaman borcumuz var diye borç lügatı yapmıyoruz. Ve devam ettik bugüne kadar. Tabii ki bir başarı hikayemiz olmasa bize iki genel başkanımız da kefil olmazlar. Yani biz süreçle ilgili bizi seven seçen büyüklerimizi de mahcup etmeden, oy veren vatandaşlarımızı mahcup etmeden, çalmadan, çaldırmadan, hem Allah'ımıza hesabımız hem vatandaşlarımıza hesabımız vererek bugünlere geldik. Şimdi bu ayrılığı kapatıyoruz, hızla çalışıyoruz. Yani 2 aydır gece gündüz koşuyoruz. Zaten koşmaya da devam edeceğiz sağ olsun. Bütün arkadaşlarımız, il başkanımız, herkes, belediye başkanı arkadaşlarım, yönetimimiz, her etkinliğimizle beraberiz. Mecliste beraberiz. Yapılması gerekenler hepsini canla başla yapıyoruz. Merak etmeyin. Dolayısıyla bu kıymetli. Yani ülke hepimizin dolayısıyla buna büyük, buradan büyük bir enerji doğuyor. Çünkü hakikaten Türkiye'nin geleceği çok güzel. Zaten de herkese başkanını Türkiye'ye gözle tutmak. Buyurun başkanım. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Ben televizyonlarda özellikle çok dinlerim. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Görüşürüz başkanım. Sağ olun. Başkanım görüşüyoruz.